Herkese selamlar. Bugün psikoloji kazanmak için yapmanız gereken 4 şeyden bahsediyor olacağız arkadaşlar. TYT'ye ve genel olarak aslında YKS sürecine aylar kalmışken, nispeten kısa bir süre kalmışken bu 4 şeyi uygulamak sizin gerçekten psikoloji okumanızın, özellikle de iyi bir okulda psikoloji okumanızın çok önünü açacaktır. Bunların ilki paragraf sorununu çözmek. Şimdi şöyle bir şey var. Bu çok basit gibi gözüküyor. Böyle klasik bir yöntem gibi gözüküyor. Ama esasında böyle değil. Özellikle de son birkaç yıldır artık giderek TYT kısmında Türkçe biraz daha ALES'leşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu süreçte ne kadar TYT çalışıyorsanız belki bir o kadar da ALES Türkçesi çalışmanız gerekiyor ki bu altyapıyı, bu zemini idrak edebilin. Dolayısıyla eğer karşılaştığınız denemelerdeki sorular böyle 2010'ların başındaki 2010-14 arasındaki Türkçe soruları gibi ise onları biraz daha göz ardı edin. Önceliğiniz mümkün olduğunca ALES tarzı soruları çözmek olsun. Ve bu noktada son 5 yılın Türkçe soruları size iyi bir çözüm sunacaktır. Burada dediğim gibi mümkün olduğunca bunlara odaklanın. Bu sizin sınavda özellikle TYT kısmında Türkçeyi daha iyi görmenizi ve Türkçe'de bir sorun yaşamamanıza sağlayacaktır. İkinci madde ise Mat-2 çok kritik arkadaşlar. Niye böyle söylüyorum? Çünkü psikoloji artık her geçen yıl biraz daha fazla MFC'nin, sayısalcının geldiği bir bölüm olmaya başlamış durumda. Dolayısıyla burada eğer siz bir TMC'seniz çok fazla sayısalcı rakibinizin olduğunu bilin. Sadece hukukta değil, özellikle hukuktaki kontenjanlar azaldıkça puanlar daha da artmaya başladı orada, sıralamalar daha da yükseldi. Dolayısıyla kendi istediğini bölümde bulamayan MFC'ler de buraya gelmeye başladılar. Ve sizler eğer MFC'seniz bu bakış açısıyla Mat-2'ye daha fazla önem verin. Eğer yok TMC'seniz burada aynı şekilde rakiplerinizin ne kadar daha sık olmaya başladığını aynı şekilde bilin bence. Dolayısıyla burada Mat-2 sizin çok kritik. Evet, oraya belki biraz daha fazla zaman var. Önce bir TYT halledin, daha sonra düşünebilirsiniz. Ama bence en az TYT kadar Mat-2'yi de en azından oradaki süreci değerlendirin. Evet, edebiyat kısmı belki biraz daha birkaç ay ertelenebilir çalışma temposu yoğunluğu olarak. Ama Matematik 2'yi kesinlikle bu aşamada hayatınızın merkezine alın. Ve gerekirse bazı noktalarda işte TYT tarafındaki sosyal bilimleri biraz daha göz ardı edip buraya gerekirse ön plana çıkartın. Çünkü dediğim gibi rakipleriniz MF tarafında olacak daha fazla sözelden daha ziyade. Ve buradaki rakiplerinizle mücadele etmek için, onlarla aynı yerde kalmak için, aynı statüde olmak için, o iyi okullarda olmak adına diyelim buna. Dolayısıyla burada Mat-2 çok büyük bir yere oynuyor. Diğer madde, coğrafya kritik öneme sahip. Ama şimdi burada şöyle düşünün arkadaşlar. Coğrafya burada biraz daha yukarıdaki maddelerin devamı gibi. Eğer Türkçe konusunda ALES mantığını idrak edemediyseniz, Mat-2'yi çözemediyseniz coğrafya tek başına bir işe yaramaz. Dolayısıyla burada üçüncü sırada olmasının önemi bu. Eğer ilk ikiyi hallettiyseniz biraz daha burada matematikçilerle, sayısalcılarla aynı seviyede olursunuz. Ve burada artık bu noktadan sonra coğrafyayı iyi hale getirmek, coğrafyayı mükemmelleştirmek sizin MFC'leri de, sözelcileri de elemine etmenizi, onların önüne geçmenizi sağlayacaktır. Ama tabii burada az önce belirttiğim gibi önem sırası çok değerli. İlk başta coğrafyayı ön sıraya almak, coğrafya üzerinden ilerlemek sizin stratejinizi doğru kurmanızı engeller. Ve arkadaşlar bu iki sınavların bütünü TYT genel aslında bir strateji oyunudur. Burada evet bilgi çok değerli, bilgi bilmek çok kıymetli ve zaten bilmediğiniz zaman o soruyu yapamayacaksınız. Ama bilmek kadar önemli, işin %50'si bilmekse diğer %50'si ise strateji arkadaşlar. Dolayısıyla burada coğrafya bizim için çok değerli bir rol oynuyor ve sizlerin burada yapması gereken tek şey mümkün olduğunca bu sıralamayla ilerlemesi. Coğrafya burada şu yanlış anlaşılmasın. Coğrafyayı en sonlara atın ve hiç umursamayın değil. Elbette hayatınızın bu sürecinde de plan yaparken, çalışma takvimi yaparken ön sıralarda yer almalı. Ama burada bir ikiyi halletmeden üçüncüyü çözmeye çalışmak bütün olarak size zaman kaybettirir ve zaman kaybettirmenin yanında düşünce biçiminizi de yanlışlatabilir. Ve son madde, fen bilimleri çalış. Bu da az önce belirttiğim gibi aslında düzenin o halkının son parçası. Eğer siz 1, 2 ve 3 yaptıysanız artık fen bilimlerine çalışmak sizin psikolojiyi çok üst seviye okullarda okumanızı, yani Boğaziçi, ODTÜ, Özyeğin tam burs seviyelerini okumanızı sağlayacaktır. Ve bunun için de işte mümkün olduğunca aslında şöyle söyleyelim, bize bazen şu sorular gelebiliyor. Acaba 4'ü mesela 10 üzerinden 7 mi olmalı yoksa 2 tanesi mesela 10 üzerinden 10 mu yapmalıyım? Bence arkadaşlar bu aşamada 4'ünü de 10 üzerinden 7-8'lik hale getirmek sizi çok daha avantajlı hale getirir. Niye? Çünkü eğer siz mesela 1-2 iyi yaparsınız ama mesela 4'te çok zayıfsınızdır. O zaman başka bir MFC fen bilimlerine kasıp biraz daha sizinle aynı rekabet koşullarına gelebilir. Ama siz burada 4'ünü de belli bir seviyenin üzerine çıkarttığınız anda
hem sözelcileri hem de burada aynı şekilde sayısalcıları da edebiliyorsunuz ve en azından o top seviye okulların bir tık altını kazanabiliyorsunuz. Bu nedenle bizim genel stratejimiz tabii ki mümkünse 4'ünde de en iyi yapmaya çalışalım. Ama eğer yok bu mümkün değilse işte altyapımız daha zayıf olabilir belki belli koşullarda. Bu durumlarda ilk 4'ünü belli bir seviyenin üzerine çıkarmak iyi olabilir sizler için. Tabii burada fen bilimlerinde de aynı şekilde altyapınız zayıf olabilir. Sonuçta 3 yıldır görmüyorsunuz ve belki bu sene dershaneyle, kursla vesaire bunları görmeye başladınız. Sizin için burası da zor olacak. Ama bence emin olun ki bu 4'ünü belli bir aşama getirdikten sonra sizin için çok daha rahat ve kolay bir süreç sizi bekliyor olacak. Tabii ki kolay değil. Sonuçta bir işin mental tarafı var, psikolojik tarafı var. Burada tabii ki zorlanacaksınız. Ama günün sonunda göreceksiniz ki bu 4'ünü belli bir aşamaya çıkarttığınız zaman o AYT süreci daha kolaylaşacak. Orada çünkü elde ettiğiniz sonucu biraz daha güveniyor olacaksınız. Bunun sonrasında da kesinlikle psikolojiyle ilgili güzel bir okul sizi bekliyor olacak. Şimdi hepinize başarılar diliyorum. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde gerek psikoloji bölümüyle ilgili gerek bu süreçle ilgili sorularınız olursa, aklınıza takılanlar olursa, fikir paylaşmak isterseniz bizimle yorumlar kısmından her zaman her şekilde iletişime geçebilirsiniz. Hepinize sevgiler, saygılar.